Risale-i Nur'u insanlar okuyorlar da, birçok insan okuyor Risale-i Nur'u. Risale-i Nur'u okuyan çok şahsı maneviler de var, cemaatler de var. Risale-i Nur cemaatleri. Belki bunların umumu, Risale-i Nur umum şahsı manevisini oluşturuyor diyebiliriz. Allah'u alem diyebiliriz. Samimi Risale-i Nur'un istifade ediyor ve Risale-i Nur'un prensiplerine göre yaşamaya çalışıyor. Birçok eşref var Risale-i Nur'u okuyan. Peki Risale-i Nur'un gerçek anlamda meşrebinin ne olduğu, mesleğinin ne olduğu, nasıl bir yol önümüze koyduğu, itikadi konularda, ameli konularda, ahlaki konularda, siyasi ve içtimai konularda önümüze nasıl bir formül koyduğu açık mı değil? Açık. Açık olması lazım. Açık. Peki böyle olduğu halde görüyoruz ki insanlar türlü sebeplerle, belki zaaflarla buralarda zaaf sergileyerek benim mazene kanaatim büyük sürçmeler yaşayabiliyorlar. Neden? Risale-i Nur'un ortaya koyduğu bu noktadaki prensipler gayet aşikar. İçtimai siyasi konulardaki yaklaşımlar aşikar. Risale-i Nur külliyatı elimizde. Üstadın layıkalarda altın çizdiği prensipler önümüzde. Dahası Zübeyir abinin hayatıyla ortaya koyduğu beyanat ve temirdeki seçtiği önümüze getirdiği prensipler önümüzde. Buna rağmen insanlar zaaf sergileyebiliyorlar. Risale-i Nur'u okuyan muhitler. Değişik zaaflar söz konusu olabiliyor. Kastım bunları eleştirmek değil. Kastım şu. Bu Risale-i Nur meşrepleri içerisinde Risale-i Nur'un prensiplerini bir bütün halinde hem itikadi, amali, ahlaki konularda hem içtimai ve siyasi konularda Risale-i Nur'un prensiplerini bir bütün halinde anlayan, bir bütün halinde meşveretle yaşadığımız güne uyarlayan, tatbik eden ve nasıl bir yol takip etmek gerektiğini belirleyen ideal bir cemaat olarak yeni Asya muhiti gözüküyor. Bu tahdisi nimet olarak söylemek lazım. Samimiyet içerisinde. Ben diğerlerini kınıyorum, eleştiriyorum diye haddimize değil. Ama kendi adıma samimiyet içerisinde Risale-i Nur'un bir bütün halinde siyasi içtimai görüşleri dahil bu meşrebi, bu mesleği takip ettiren yegane cemaatin, yegane meşrebin yeni asya meşrebi olduğunu Cenab-ı Hakk'ın tahdisi nimeti bir ihsanı olarak ben arzane zikretmek bütün olumsuzluklara rağmen kurulduğu günden itibaren 12 Eylül'de şu kadar zaman kapatıldı. 28 Şubat'ta şu kadar zaman kapatıldı. Deprem ilahi ikazdır dendi. Şu kadar Kutlu abi Allah rahmet eylesin içeriye tıkıldı. Son süreçte çok ciddi mali ambargolar uygulandı ve bilindiği üzere resmi İran'da mahrum edildi. Bunlar dahi yeni Asya'nın istikamette olduğunun ispatıdır bana göre. Risale-i Nur'un bütün prensiplerini, bütünlük içerisinde, buna hani bütüncül bakış deniyor ya, külli bakış, holistik bakış. Bu holistik bakış açısından Risale-i Nur'u anlayan, umum meşrette istişare ederek gayet demokratik bir biçimde belirleyen ve buna göre hatta hareketini takip eden yeni Asya muhitidir. Bunda hiç şüphe yok. Allah'ın bir ihsanı var. Şimdi içinde bulunduğumuz bu süreçte bakıyoruz ki Risale-i Nur okuyan bir takım çevreler, muhitler bu konuda şu andaki siyasi yapıyı, hatta parti diyeyim daha net bir ifadeyle, destekleyen tutum sergiliyorlar. Peki Risale-i Nur'un ölçülerine baktığımız zaman üstad meşrutiyeti destekledi. Cumhuriyet kuruldu, cumhuriyeti bileşenlerini söyledi. Bütün layıkalarda demokratla vurgu yaptı. Bu üstadın belirlediği prensiplerle bu örtüşür mü diye düşündüğümüzde nasıl bir tablo çıkıyor? Uzatmaksın burada bir çalışmaya atış yapmak istiyorum.
Nisai'nin nüfuz eden kardeşlerimiz, abilerimiz toplandılar belli aralıklarla. Ve Risale-i Nur'da demokrasinin kriteri nelerdir? Bediüzzaman'a göre. Demokratların özellikleri nelerdir diye bir çalışma yaptılar. Ben de dinleyici olarak zaman zaman katılmaya çalıştım o çalışmaya. PDF'si var. Her birinin Risale-i Nur'da kaynaklara gösterilmek suretiyle, tek tek gösterilmek suretiyle 17 kadar Risale-i Nur'un, Risale-i Nur'da demokrasinin kriterleri ya da demokratların özellikleri olarak prensipler çıktı. Uzatmayacağım, sizi okuyacağım bunları da. Bu prensiplerle, Risale-i Nur'daki prensiplerle ezbere değil, her birinin kaynağı belli olan bu prensiplerle, bu ölçüleri dikkate alarak bugüne uyarladığımızda bugünkü siyasi yapıyı, partiyi tasvip etmek mümkün görünmüyor. İster bunu Millet Partisi'nin hani iki kanadı var diyor ya üstad, dine yakın olan kanadıyla etnik yapıyı öne çıkartan ırkçı yapı diye. Onu o iki yapıdan bilinçsel ilişkilendirelim. İster avam seviyesinde tam o mudur tartışmalı iddiada İslam'la ilişkilendirelim, o değildir yaklaşımı ağırlıkta. Ama sonuçta bugünkü siyasi yapı Risale-i Nur'dan onay alamaz. Bunu pervasız biçimde ortaya koyan, takip eden, yazan, çizen Yeni Asya Meşrebi'dir. Bu tahdis-i nimet değil midir? Ya da bu nimet kastı Allah'a şükretmek gerekmez mi? Ben şahsen çok samimi söylüyorum. Üstadın ruhaniyetinin Yeni Asya'da olduğuna inanıyorum. Zübeyir abinin inayetinin, Allah'ın ihsanı, himmetinin Yeni Asya'da olduğuna inanıyorum. Cenab-ı Hakk'ın avni inayetinin Yeni Asya'da olduğuna inanıyorum. Bu konuları bir bütünlük halinde muhafaza ettiği için, bütün mütevaziliğine rağmen. Bu Allah'ın büyük bir ihsanı diye düşünüyorum. Hatta bu tabiri zaman zaman kullanıyorum samimi olarak. Bütün eksikliğine, zaaflarına rağmen Yeni Asya'yı bu sağlıklı çizgisi, içtimai siyasi çizgisi dolayısıyla, tavrı dolayısıyla Meleği Ağrı'nın sakinlerin alkışladığına inanıyorum ben. Samimi olarak. Risale'de gördüğüm, sınırlı kapasitelerle gördüğüm prensipler bunu söylüyor. Şimdi uzatmadan bu kardeşimizin yaptığı çalışmada Bediüzzaman'a göre yahut Risale-i Nur'a göre demokrasinin kriteri nelerdir? Demokratların özellikleri nelerdir? Bunları okuyacağım. Bunları tatbik ettiğimiz zaman nasıl bir sonucun çıktığı kendiliğinden anlaşılacak. Şeylerini söylemeyeceğim. Hem detaya girmeyeceğim hem kaynaklarını. Vakit de azalıyor. Bunlar PDF olarak var. İsteyen kardeşlerimize bunları verebiliriz. Kaynakları var. Evet, üstada göre, sayılığa göre demokratların özellikleri şunlardır. Bir, parlamenter sisteme taraftar olup tek adamlığa karşıdırlar. Tak referansları var. İki, hürriyet perverdirler. Hürriyeti merkeze alırlar. Ahrar diyor ya üstad. Hürriyet perverdirler. Üç, kanun hakimiyetini ısrarla savunurlar. Dört, adaletle iş görürler demokratlar. Adaleti merkeze alırlar. Beş, muhalefete eleştiriler açık ve saygılıdırlar. Altı, yönetimde hatta her işte şeffaflığı savunurlar. Ahrarlar veya demokratlar. Saydamlığı, şeffaflığı savunurlar. Yedi, ehliyet ve liyakatta görevlendirmeler, atamalar söz konusu olduğunda ehliyet ve liyakata önem verirler. Ölçü olarak ehliyeti alırlar, liyakatı alırlar. Yandaşlığı değil, başka hususları değil. Sekiz, kamu malını israf etmezler. Dokuz, dini siyasete alet etmezler. 10.
AB'ye taraftarlar, taraftardırlar Avrupa Birliği'ne. İttihat-ı İslam yanlısıdırlar, Avrupa Birliği'ne taraftardırlar. Salih'in onun verdiği ölçüleri, hakikatleri, tevhide dair vesaire o nasrani dünyaya, gayrimüslim dünyaya da ilan oradan geçtiğinde bilirler. Dolayısıyla AB'ye taraftardır. Bunların her birinin detayı var. 11. Kavmiyetçiliği, ırkçılığı, etnik ayrımcılığı reddederler. Buna karşıdırlar demokratlar. 12. Ekonomide hür teşebbüs taraftarıdırlar. 13. STK'lara yaklaşımları adilanedir. Bizim partimizden de bize yakınlı diye düşünmezler demokratlar. 14. Diyanetin özel olmasını savunurlar. Şimdi liste 17'ye kadar devam ediyor. Ben 14'ünü okumuş oldum uzatmak için. Şuraya gelmek istiyorum. Bunların her biri üstadın daima altın çizdiği demokrat anlayışın bileşenleri olarak Risale-i Nur'da gözüken prensipler ya da demokrasinin kriterleri olarak ortaya çıkan prensipler. Şimdi bu prensiplerle bugünkü yaşadığımız siyasi tabloya baktığımızda şerh yapmaya lüzum var mı? Açıklama yapmaya gerek var mı? İlk cümleden başladım. Parlamenter sisteme taraftar olup tek adamlığa karşıdırlar. Bütün bu prensipleri, bütününü, hatta her birini bugünkü yaşadığımız güncel siyasete uyarladığımızda çıkan sonuç şu: Yeni Asya Risale-i Nur'un bu ölçülerine tamamıyla muvafık bir yayın politikası izliyor. Doğru bir yoldadır. Risale-i Nur'un prensiplerini ete ve kemiğe büründürmüş bir şahs-ı manevinin mensubudur. Dolayısıyla bundan dolayı Cenab-ı Hakk'a hamd etmek lazım. Dediğimizi bitiriyorum, uzatmayacağım. Diğer Risale-i Nur'u okuyan kardeşlerimizi, bütün ehli iman kardeşlerimizi bağrımıza basıyoruz. Bütün müminlere dua ediyoruz. Kur'an bize bunu öğretiyor. رَبَّنَا اُفِرْنِي وَلُوَالِدَيْهِ وَلُوْمِن۪ينَ يَوْمَ يَقُمُ الْحِسَابُ. Bu demek Allah'ım bana mağfiret eyle, ana babama mağfiret eyle, bütün müminlere kıyamet gününe mağfiret eyle diyoruz. Müminlere dua ediyoruz. Umum Risale-i Nur talebelerine dua ediyoruz. Tamam. Fakat bu prensipleri hayata geçirme noktasında Cenab-ı hakkını vermek hakkaniyetin gereğidir. Diğerlerin de bu noktada hakikat budur demek bu hakikatlara ulaşanların hakkıdır, hatta vazifesidir. Cenab-ı Hak haktan, istikametten, ihlastan ayırmasın. Buraya getirdiğim için Emir Alayakası'ndan bir küçük paragrafla bitiriyorum. Üstadın son dersi çok etkileyici. Umum Nur talebelerine. Üstad Bediüzzaman vefatından önce vermiş olduğu en son derstir diyor. İlk paragrafı okuyup Fatiha diyeceğim. Aziz kardeşlerim, bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Yetinmiyor bak. Menfi hareket değildir. Teyit edildi. Aslında birinci cümle ifade ediyor ama ikinciyi vurgulamak için söylüyor Üstad Hazretleri. Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfi hareket değildir. Rıza-i ilahiye göre sırf hizmet-i imaniyeyi yapmaktır. Allahu Ekber. Rıza-i ilahiye göre, Allah'ın rızasına göre, ona odaklanarak sırf hizmet-i imaniyeyi, iman hizmetini yapmaktır. Vazife-i ilahiye karışmamaktır. Bizler asayişi muhafazayı netice veren müsbet iman hizmeti içinde her bir sıkıntıya karşı sabırla, şükürle mükellefiz. Yenası olarak da maddi manevi hangi sıkıntılar gelirse gelsin sabırla, metanetle, fedakarlıkla mukabele etmeye mecburuz ve mükellefiz. Cenab-ı Hak bu şahsı maneviden ayırmasın. Lillahi Teala. Allah'ın